Gün ve tarihten merhaba. Efendim, bugün Birleşmiş Milletler'i ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni konuşacağız. Ne münasebetle? Çünkü 27 Kasım 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin kararı ile Irak'ta Kitle imha silahlarını denetlemek üzere görevlendirilmiş bir komisyon Irak'a gitti, denetimlere başladı. Bunun yıl dönümü dolayısıyla Birleşmiş Milletler hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi 11 Eylül 2001 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İkiz kuleler bombalanması ki bu elbette şaibeli bir olay. Bunun üzerinde ayrıca programlar yapılabilir. Bunun üzerinde konuşabiliriz ama ben bunun etkileri üzerinde durmak istiyorum. İkiz kulelerin bombalanmasından sonra bütün bir İslam dünyasını, Müslümanları terörist ilan eden Amerika Birleşik Devletleri yönetimi karşılığında da terörist olarak nitelendirdikleri İslam dünyasına karşı mücadele edeceklerini ve kendilerinde Haçlı olduğunu ağzından kaçırarak ya Haçlı'dan yanasın ya teröristten yanasın diye bütün dünyaya bir ültimatum vermişler ve tehdit göndermişlerdi. Bu tehditlerinden sonra da Birleşmiş Milletler daha önce kuvveti işgal etmiş bulunan ve geri çekilmek suretiyle, Amerika'nın tehditleriyle geri çekilen ve birinci körfez harekatında gerekli tokatları yiyen, elbette haklı mıydı, haksız mıydı tartışmasına girmiyorum, onu da başka bir programda yaparız inşallah, gerekli dersleri çıkaran Irak yönetimi, büyük bir propagandanın etkisi altındadır. Aslında bu propaganda Dünyayı etkisi altına almıştır. Nedir bu? Irak'ta dünyayı şu kadar, şu kadar kere yok edecek kitle imha silahları var. Şu kadar kimyasal silah var, bu kadar atom silahı var, şunlar var, bunlar var. Böyle bir provokandayla, dünya adeta bombardımana tabi tutulmuş. 8 Kasım 2002 tarihinde de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar almıştı. Bu karara göre Irak'ta bulunan kitle imha silahlarının yerini, miktarını ve türlerini tespit etmek üzere bir komisyon görevlendirilecekti. İşte bu komisyon 27 Kasım 2002 tarihinde Irak'a girmiştir. Bu komisyon Irak'a gitmeden önce Irak hükümeti üst üste birçok defalar bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını kabul ettiğini, yurdu içinde sınırları içinde bir kitle imha silahı bulunmadığını, kimyasal silahının olmadığını defalarca ilan etmiş olmasına rağmen hayır var biz biliyoruz bulacağız adam göndereceğiz heyet göndereceğiz tespit edeceğiz diye tehdit üzerine tehdit yapıldıktan sonra da nihayet bu komisyon Birleşmiş Milletler efendim komisyonu Irak'a girmiş oldu. Bu Güvenlik Konseyi kararını alırken biliyorsunuz Birleşmiş Milletler sadece tespit yapar, tavsiye yapar Genel Kurulu. Genel Kurulun bu tespit ve tavsiyelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yürütür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ise 5 tane daimi üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleridir. Bu daimi üyelerin tasvip etmediği herhangi bir kararın buradan geçmesi mümkün değildir veto hakları vardır. Nasıl Birleşmiş Milletler ise, nasıl Güvenlik Konseyi ise, mazlum milletlerin hakkını nasıl koruyacak ise, şayet bu beş üyeden birisi veto ederse iş yürümüyor, kalıyor. Birleşmiş Milletler'in heyeti Irak'a dahil olur. Tam işin enteresan tarafına bakınız ki, Türkiye'de de bir iktidar değişikliği olmuştur tam o günlerde. Adalet ve Kalkınma Partisi seçimleri kazanmış, tek başına hükümeti kurmuştur. Ve hemen bu konu önlerine gelmiştir. Daha doğrusu zaten bu konu var idi de seçim malzemeleri olarak da kullanıldı ve hükümeti kurar kurmaz da bu konu masaya yatırıldı. Ve Silah denetçileri Irak'ta aradılar, aradılar. Herhangi bir kitle imha silahı bulamadılar. Bulamadıklarını açıkladılar ama arkasından da var. Bizden saklanıyor. Falan yere giremedik, falan şekilde engellendik diye tekrar propaganda bombardımanına başlamışlardı. Irak defalarca 1441 sayılı Birleşmiş Milletler'in bu kararına uyduğunu ve herhangi bir gaz stokunun veyahut da kitle imha silahının aralarında bulunmadığını ifade eder ama dinleyen yoktur. Netice itibariyle çok uluslu güç kapsamında başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve ona uyan devletler, çok uluslu güç Irak'a çıkarma ve indirme yapmışlardır. Irak kentleri bir bir işgal edilmiştir. Piste de tezkere tartışmaları vardır. Türk hükümeti kendi topraklarından Amerikan askerini geçirebilmek için tezkere vermiştir ama bu tezkere sağduyulu insanlar tarafından reddedilmiştir. Kıyametler kopmaktadır. Şu kadar zarara uğradık. Amerika bize şunu verecekti, artık vermeyecek. Şu menfaatlerimizi haleldar, halal geldi. Şunlar olmadı diye neredeyse yetkililerimiz ağlayarak neticeyi ilan etmişlerdir. Çok uluslu güç Irak'a girmiştir ve katliamlar başlamıştır. Ama ne katliam okuduğumuza göre, tarih okuduğumuza göre gelmiş geçmiş en büyük katliamcı Cengiz Han olarak gösterilir. Milyonlarca insanı katletmiştir. Ta Orta Asya'dan başlayarak Avrupa kıyılarına kadar taş taş üstünde bırakmamış, insanları katletmiş, yağma etmiş, yakmış, yıkmıştır. Gelin görün ki önce Afganistan'a giren, sonra da Irak'a giren başta Amerikan askerleri ki en büyük çoğunluk onundur. Amerikan askerleri Cengiz Han'ı bile geride bırakmışlardır. En iyimser rakamlara göre bir buçuk milyon Müslüman katledilmiştir. Hem de ne katliam. Bir şehri ele geçirmek mi istiyor? Önce o şehri havadan yakıp yıkıyor. Sonra şehre giriyor. Kadın, erkek, genç, ihtiyar demeden kurşuna diziyor. Şayet birkaçları sağ kalmışlar ve bunlar da camilere bile sığınmış olsalar, yaralı bile olsalar kafalarına kurşun, kurşun sıkarak onları da katlediyorlar. Büyük bir katliam. Cengiz Han'ın kemikleri sızlayacak. Tarihi eserlere tecavüz edildi. Siviller Hastalar, ihtiyarlar, kadınlar, kızlar hapishanelere dolduruldu. Hapishanelerde ne türlü işkenceler var. Birazcık basına yansıdı da gördük. Babasının gözü önünde kızına tecavüz ediyor. Asker babası bakmak istemeyince kurşun zoruyla babasına seyrettiriyor. Bu nasıl bir katliam türü? Bu nasıl bir işkence? Daha yeni İngiliz askerlerinin sivillere yapmış olduğu işkenceler. Aman Allah'ım. İşkencenin bilinmeyen her türü var. Çocukları köpeklere ısırttırıyorlar, boğduruyorlar. Bu nasıl bir işgaldir? Bu nasıl bir zihniyettir? Maalesef üzülerek ifade ediyorum. Irak'ta yapılan bu işkenceler esnasında, bu bombardımanlar esnasında Irak'a giden silahlar, teçhizatlar, mermiler, füzeler bizim limanlarımızı kullanarak geçiriliyor. Bizim havaalanlarımızdan geçiriliyor. Irak'taki Amerikan askerlerine biz tırlarımızla İkmal maddeleri götürüyoruz. Ve yetkililerimiz açıklamışlardı. Biz koalisyon ortaklarından birisiyiz. Irak'ta biz de varız. İftiharla bunlar açıklanmıştı. Bir buçuk milyon insanın katledilmesi. Ve bugün çok uluslu güç Irak'ı terk etme hazırlığında bulunduğunu ifade ediyor. Katliamlar ne olacak? Bunun hesabı kime verilecek? Bu katliamların yapanlar belli ise, yaptıranlar, kullanılanlar kim? Birleşmiş Milletler işte 1441 sayılı kararları ortada. Bu karara göre Irak'a denetçiler girmedi mi? Peki ne oldu denetçiler? Hiçbir şey bulamadılar. Yoktu ki ne bulacak? Bütün dünyaya şimdi Amerika'nın yeni başkanı biz Irak'ta yanılmışız. Irak'ta kitle imha silahı yokmuş diyor. Ne basit bir özür. Ne basit bir açıklama. Yakılan yıkılan şehirler ne olacak? Milyonlarca Müslüman ne olacak katledilmiş? Tarihi eserleri kim onaracak? Yağmaladığınız tarihi eserlerdeki müzelerdeki materyaller nereye gitti? Bu insanlığın haysiyeti, bu insanlığın gururu nereye gitti? Bu yeni yetişecek, o sizin yapmış olduğunuz bu rezil bombardımanları görerek, bu işkenceleri görerek yetişen yeni nesil gençliğin durumu ne olacak? Bunların her biri psikopat yetişmeyecek mi? 1441 sayılı karar. Irak'ta kim kitle imha silahı var, bulacağız. Arkasından savaş çıkarma. Peki Birleşmiş Milletleri masaya ne zaman yatıracağız? Bu kaçıncı yanılmadır? Bu kaçıncı zulümdür? Dünyanın bilmem neresinde Haçlılar ve Yahudiler zulüm etmeye başlasalar ne Birleşmiş Milletleri toplayabilirsiniz ne Güvenlik Konseyi'ni toplayıp karar alabilirsiniz. Ertelerde erteler, ertelerde erteler. Suya sabuna dokunmayan kararlar çıkarırlar. Nerede bir Müslüman hakkını aramaya kalkışacak olsa, nerede bir mazlum baş kaldırıp da zalimi def etmeye çalışacak olsa saatinde toplanırlar her iki kurumda. Birleşmiş Milletler aniden toplanır, Güvenlik Konseyi toplanmak bir yana hemen kararını alır. Kafasına çullanırlar. Ve kendi Birleşmiş Milletlerimizi kuralım. İslam NATO'sunu kuralım. İslam ortak pazarını kuralım diyen bir milli görüş ve onun lideri neredeyse linçe uğramıştır. Şapkamızı alıp önümüze koyalım. Bu Birleşmiş Milletleri mutlaka ve mutlaka gündemimize alalım. Tam sırasıdır. Irak çok taze bir olaydır. Masaya yatıralım. Mazlum milletler olarak, Müslüman topluluklar olarak kendi güvenliğimiz için kendi teşkilatımızı kurmanın zamanı gelmiş de geçmektedir. Bu münasebetle hepinize saygılar, sevgiler sunuyor. Allah'a emanet ediyor. Selametle kalın, bereketle kalın diyorum.